TASK TV ana haber bülteni ile karşınızdayız değerli izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın olası Suudi Arabistan seyahati hakkındaki açıklamaları kafa karışıklığına neden oldu. Biden 20 saniye arayla hem seyahate karar vermediğini hem de gideceğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü de şu anda bir seyahati teyit edemem dedi. Ardından Suudi Arabistan ve diğer petrol üreticileriyle olduğu gibi enerji konusunu görüşeceklerini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminde seyahat planlamalarındaki aksaklıklar giderilemiyor. ABD Başkanı Biden'ın olası Suudi Arabistan seyahati yılan hikayesine döndü. Biden kameralar önünde seyahat olasılığıyla ilgili 20 saniye arayla bambaşka şeyler söyledi. No, not yet. Çok değil 20 saniye sonra gideceğini açıkladı. It happens to be a larger meeting taking place in Saudi Arabia. That's the reason I'm going. Biden'ın ifadeleri ABD basınında kafa karışıklığına sebep olurken Beyaz Saray açıklamaları da belirsizliğin sürdüğünü ortaya koydu. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Şu anda bir seyahati teyit edemem. İsrail ve Suudi Arabistan için seyahat planı yapmayı sürdürüyoruz." dedi. Ancak daha sonra o da seyahatin gerçekleşeceğini ima etti. Jean-Pierre, "Suudi Arabistan'la diğer petrol üreticileriyle olduğu gibi enerji konusunu görüşeceğiz. Ama Suudi Arabistan'la görüşmeyi sadece petrol istemek olarak görmek yanlış olur." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Biden'ın ay sonunda NATO ve G7 toplantılarının yanı sıra İsrail ve Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırıları önlemek için Washington'da görüşmeler devam ederken, Ohio'da silahlı saldırıları azaltmayı değil, savunmayı teşvik eden bir yasa kabul edildi sayın seyirciler. Öğretmen ve ilkokul görevlilerinin silahlanmalarını kolaylaştıran tasarı Ohio valisi tarafından imzalanarak yasalaştı. ABD'deki silahlı saldırılar başkent Washington'ın ana gündem maddelerinin başında. 10 cumhuriyetçi senatör bireysel silahlanmanın azaltılması için tasarı yazılmasını prensipte kabul etti. Tasarıda güvenlik soruşturmasının sıkılaştırılması, silah satın alma yaşının 21'e yükseltilmesi, akıl sağlığı programlarının desteklenmesi gibi maddelerin yer alması bekleniyor. Cumhuriyetçi senatörler desteği sürdürürse tasarının birkaç haftada yasalaşması söz konusu olacak. Ohio eyaletinde silahlanmayı sınırlandırmak yerine silah satışını teşvik eden bir yasa yürürlüğe girdi. Öğretmen ve okul görevlilerinin silahlanmalarını kolaylaştıran tasarı, Ohio valisi Mike DeWine tarafından imzalanarak yasalaştı. Yasa, yerel okul kurulunun belirleyeceği öğretmen ve okul çalışanlarının 18 saat genel eğitim ve 2 saat tabanca eğitimi alarak silah sahibi olabilmesini öngörüyor. Yasa, temelde silahlı saldırıları durdurmak yerine savunma için daha çok silah satışını öngördüğü için okul kurulları ve sendikalar tarafından desteklenmiyor. Amerika'daki başkanlık seçimleri esnasında olan kongre baskınını hatırlayacaksınız değerli izleyiciler. 6 Ocak 2021 kongre baskınını soruşturan özel komite ikinci oturumunu yaptı. Baskında rolü olduğu iddia edilen eski Amerikan Başkanı Trump, oturuma cevaben 12 sayfalık açıklama yayımladı. Olaylarla ilgili demokratları suçladı. ABD'de gündem 6 Ocak 2021'deki kongre baskını. Baskını soruşturan komitenin ikinci oturumu Temsilciler Meclisi'nde halka açık olarak yapıldı. Oturumda eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimler ifade verdi. Trump'ı erken zafer açıklamaması konusunda uyardıklarını, ancak başkanın bunu dinlemediğini savundular. Kongre baskınında Trump'ın ciddi derecede rolü olduğu iddiaları da komitede öne çıktı. Donald Trump, özel komitedeki iddialara cevaben 12 sayfalık bir açıklama yayımladı. Demokratlara yüklendi. Kongre baskınına giden süreçte demokratların aylar öncesinden başlayan bir takım söylemlerinin etkili olduğunu belirtti. Yaptıkları bu oturumlarla dikkati iç meselelerden başka bir yere çekmeye çalışıyorlar dedi. Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde hile olduğu iddialarını da yineledi.
is R. Kelly. What a job you've done. 6 Ocak 2021'de on binlerce Trump taraftarı başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla ABD'nin başkenti Washington'da miting düzenledi. Binlerce kişi mitingin ardından polis barikatlarını aşarak Kongre binasını bastı, polisle çatıştı. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Kongre baskını ulusal muhafızların müdahalesiyle son buldu. Olayların ardından halkı isyana teşvik suçlamasıyla Trump hakkında azil istemiyle soruşturma başlatıldı. Ancak Trump, Senato'da 13 Şubat 2021'de yapılan oylamada yeterli oya ulaşılamadığı için suçlamalardan aklandı. Amerika'nın New York eyaletinde bir grup hareket halindeki trenin üzerine çıktı. 8 kişinin vagonların üzerinde dans ettiği anlar telefon kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vagondan vagona atladılar. Hareket halindeki trenin üzerinde dans ettiler. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaleti. Siyah kıyafetli bir grup Brooklyn'den New York'a giden hareket halindeki trenin üzerine çıktı. Tren köprüden geçtiği sırada trenin üzerindeki 8 kişi telefon kamerasınca kaydedildi. Kimi iki vagonun arasına oturdu, kimi ise vagonların üzerinde koştu. Polis görüntüleri incelediğini açıkladı. Surfing incidents. In 2015, three kids were busted. Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültür ve sanatını dünyanın çeşitli yerlerinde duyurmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Los Angeles Amerikan Yahudi Üniversitesi'nde Aşkına isimli konser verildi. Yunus Emre Enstitüsü ABD Kültür Merkezi, Türkiye ve Türk kültürünün ABD kurumları ve toplumuna müzik yoluyla tanıtılması vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Yahudi Senfoni Orkestrası işbirliği ile Los Angeles Amerikan Yahudi Üniversitesi'nde Aşkına isimli konser düzenlendi. Konserde Türkçe, Arapça, İbranice ve İngilizce eserler icra edildi. Programda 4 dildeki eserler Doğu ve Batı enstrümanlarıyla seslendirilerek Anadolu'nun kültürel zenginliğine dikkat çekildi. Dünyaca ünlü Türk ney virtüözü Ömer Faruk sahne aldığı konserde sema gösterisi yapıldı. Buradaki temel amacımız Anadolu'dan göç ederek Amerika'da yaşayan insanlara ulaşmak. Böylelikle Yunus'un barış, sevgi, kardeşlik, tolerans anlayışını bu projeyle hem burada dile getirmek hem de başka ülkelere bu projeyi taşımak istiyoruz. UNICEF'le işbirliği yapılarak savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için bağış kampanyası da düzenlendi. Konser gelirleri de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mağduru çocuklara bağışlandı. Dünya genelinde hava durumuna bakalım şimdi de dilerseniz. Olumsuz hava şartları hakim maalesef. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar orman yangınını tetikledi. Çin'de de şiddetli yağış 7 eyalette hayatı olumsuz etkiledi. Hindistan ise aşırı sıcakla boğuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar orman yangınlarını tetikledi. Kaliforniya eyaletinde iki farklı bölgede yangın çıktı. Bölgedeki evler tahliye edildi. 775 dönümlük bir alana yayılan yangınlarla mücadele sürüyor. Ulusal Hava Durumu Servisi, hava sıcaklıklarının ülkenin orta kesimlerinde 100'den fazla şehirde rekor düzeylere çıkabileceğini ve yaklaşık 100 milyon insanı etkileyebileceği öngörüsünde bulundu. Çin'de ise sokaklar nehre döndü. Botlarla kurtarma operasyonu yapıldı. Mevsimsel yağışlar ülke genelinde sel ve baskınlara neden oldu. 7 eyalette acil müdahale ekipleri göreve çağrıldı. Ülkenin güneyi yağışlardan en çok etkilenen bölge oldu.
Guangxi eyaletinde çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Başkent Pekin'de ise yoğun yağış ve dolu kentin birçok kesimini etkisi altına aldı. Yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hindistan'da ise sıcak hava hakim. Mart ayından bu yana 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklık hayatı olumsuz etkiledi. Hayvanat bahçesi sakinlerine de sıcaktan korunmaları için fıskiye ve hortumlarla su tutuldu. Irak'ta kum fırtınası görüldü. Başkent Bağdat'ta nefes almakta güçlük çekenler hastanelere başvurdu. Fırtına Bağdat Havalimanı'nda uçuşların bir süre durmasına neden oldu. Güney yarımkürede ise kar fırtınası dağcılara zor anlar yaşattı. Avustralya'nın Tazmanya dağlarında tipi nedeniyle 8 dağcı mahsur kaldı. Kurtarılan dağcılardan 3'ünün hipotermi nedeniyle tedavi gördüğü açıklandı. Sayın seyirciler, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini %3,5'ten %2,9'a düşürdü. Ancak kuruluş, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini ise %2,4'ten %4,5'e yükseltti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini %3,5'ten %2,9'a düşürdü. Dünya ekonomisinde de 2023 ve 2024'te %2,7 büyüme beklendiğini açıkladı. Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm raporunun Haziran sayısını sıkı para politikasının dönüşü başlığıyla yayımladı. Raporda enflasyon ve kısıtlayıcı para politikasının dünya ekonomisinin büyüme hızını azaltacağı belirtildi. ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini %3,5'ten %2,9'a, Avro bölgesininki ise %3'ten %2,6'ya indirildi. Bu yıl Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahmini de %4,8'den %3,7'ye düşürüldü. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde beklenenden çok daha iyi performans gösterdiği bildirildi. Raporda ithalatın ihracata kıyasla hızlı düşüş gösterdiği, yatırımların ek destek sağladığı, net ticaretten gelen artışın büyümeye yardımcı olduğu ifade edildi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %4,5, 2023'te %3 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch daha önce Türkiye'nin bu yıl %2,4 ve 2023'te %3,2 büyüyeceğini öngörmüştü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın tam üyeliği için önce Türkiye'nin ifade ettiği meseleleri çözmesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg, PKK'nın NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlandığının altını çizdi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirtti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olabilmesi için önce Türkiye'nin belirttiği meseleleri çözmesi gerek. Açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den geldi. Stoltenberg, Finlandiya'daki temaslarının ardından İsveç'e geçti. Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la bir araya geldi. Stoltenberg, PKK'nın NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanımlandığına işaret etti. İsveç ve Finlandiya'nın tam üyeliği için önce Türkiye'nin ifade ettiği meseleleri çözmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye ile müzakerelerin farklı formatlarda sürdüğünü belirten Stoltenberg, İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut adım sinyali gördüklerini dile getirdi. İsveç'in terörle mücadele mevzuatını değiştirmeye başlamasını ve müstakbel bir NATO üyesi olarak silah ihracatı için yasal çerçeve sağlayacak olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bu iki gelişmenin Türkiye'nin endişelerini gidermek için kilit önemde olacağına vurgu yaptı. PKK, a group prescribed as a terrorist... İsveç Başbakanı Andersson da Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını, çözüm için Finlandiya ile çalıştıklarını belirtti.
Stoltenberg ve Anderson'un İngilizce açıklamalarında Turkey yerine Türkiye demeleri dikkat çekti. Ay başında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yabancı dillerdeki adı Türkiye olarak tescil edilmiş, NATO'ya da bu yönde bildirim yapılmıştı. Ve beklenen oldu. TürkSat 5B uydusu hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uydunun geniş bir kapsama alanında hizmet vereceğini söyledi. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Milli Gözetleme Uydusu İMECE ve TürkSat 6A uydusu da 2023 yılında uzaya gönderilecek. Erdoğan, başlattığımız milli uzay programıyla ülkemizin uzaydaki menfaatlerini korumak bizim namus borcumuzdur dedi. TürkSat 5B uydumuz televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşmesi kapasitemizi Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getirecektir. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında TürkSat 6A'yı da yine 2023 yılı ortalarında inşallah uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız, Bay Kemal, 10'a yükselecek, 10'a. Başlattığımız milli uzay programıyla ülkemizin tıpkı yeryüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Milli teknoloji hamlemiz ve bunun somut örneği olan Teknofest kuşağı gençlerimiz kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını karaya taşıyacak boruların denize indirilmesi töreninde konuştu. Kasım başından itibaren günlük 10 milyon metreküp doğal gazın milli iletim sistemine aktarılacağını belirtti. Türkiye'nin 4. sondaj gemisinin adı da Abdülhamit Han oldu. Bu bölgede Sultan Abdülhamit yapmış olduğu çalışmalarla, özellikle sismik araştırma, sondaj çalışmalarıyla bir döneme aslında ismini vermiş. Dedik ki bu geminin adını Abdülhamit Han olarak belirlediğimizi açıklayalım. Türkiye'nin 4. sondaj gemisine Sultan Abdülhamit Han'ın adının verildiğini açıkladı. Haberi Karadeniz'e boru indirilmesi ve yapılacak ilk kaynak işlemi için gittiği Zonguldak Filyos'ta verdi. Sakarya gaz sahasında üretime Kasım ayında başlanacağını söyledi. İnşallah buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. Böylece 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Sakarya gaz sahası pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maruz kalınan yıpratma kampanyalarına tepki gösterdi. Olanca engellemeye rağmen enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtulma noktasında önemli bir adım atıldığını söyledi. Dünyadaki her ekonomi için stratejik önemi haiz enerji meselesinde de benzer süreçlerden geçtik. Ülkemizin enerji potansiyelini kullanarak bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulma niyetimizi ilk açıkladığımızda birileri bundan rahatsız oldu. Çok yönlü bir yıpratma kampanyasına maruz kaldık.
yurt dışındaki malum odaklardan önce en büyük tepkiyi maalesef içimizdeki muhalefet partileri gösterdi. Karadeniz gazının karayla buluşması için ilk adım atıldı. Evet, bu boru görüldüğü gibi 26 inç ve 26 inçlik bu borunun şu anda kaynağı yapılıyor. Şimdi denize indirilmeden film çekimi de yapılıyor. Bu tarihi an Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından ölümsüzleştirildi. Tuna 1 sondaj kuyusunda ilk keşfi gerçekleştiren matkabın ucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Bunu günün anısına size hediye olarak takdim etmek istiyorum. Ağustos 2020'de 540 milyar metreküple Türkiye'nin en büyük rezervi Sakarya sahasında keşfedilmişti. Ardından Karadeniz'de derin deniz kuyu testlerine başlanmıştı. Bölgede şu an 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi bulunuyor. Döşenecek 170 kilometrelik boru hattı içinse 4200 personel çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Sayın seyirciler, Batı Moskova'ya karşı sert tutum sergilese de Rusya'nın fosil yakıtından vazgeçemiyor. Yeni yayımlanan bir rapora göre Rusya, Ukrayna'daki savaşın ilk 100 gününde fosil yakıt ihracatından 93 milyar avro kazandı. Rus fosil yakıtının %61'i ise Avrupa kıtasına ihraç edildi. Avrupa ülkelerinin sert yaptırımlarla Rusya'yı yalnızlaştırma politikası fosil yakıt konusunda havada kaldı. Bunun son göstergesi rekor düzeye ulaşan ithalat rakamları. Finlandiya merkezli Bağımsız Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin raporu dikkat çekici. Buna göre Rusya, Ukrayna'daki savaşın ilk 100 gününde fosil yakıt ihracatından 93 milyar avro kazandı. Yakıtın çoğu AB ülkelerine gönderildi. Üstelik ortalama ihracat fiyatı geçen yıla göre %60 daha yüksek. Savaşın ilk 100 gününde Rusya'nın fosil yakıt ihracatının %61'i de Avrupa Birliği ülkelerine yönelik oldu. Rapor bunun yaklaşık 57 milyar avro değerinde olduğunu gösterdi. Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa dahil birçok ülke 100 gün içinde Moskova'dan alımlarını artırdı. Listenin ilk 3 sırasındaysa Çin, Almanya ve İtalya bulunuyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Rusya'ya karşı daha katı yaptırımlar düşünürken, Fransa dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz alıcısı olmak için ithalatını artırdı denildi. Bunların çoğunun uzun vadeli sözleşmeler yerine spot alımlar olduğu belirtildi. Fransa'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bilinçli olarak Rus enerjisini kullanmaya karar verdiği yorumu yapıldı. Bu alımların arkasında fiyatların daha da artabileceğine yönelik endişenin öne çıktığına işaret edildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri değerli izleyiciler, ülkeler bazı yaptırımlar uyguluyor biliyorsunuz Rusya'ya. Ama bu enerji bağımlılığı konusu üzerinde çok konuşulan bir konu. Az önce haberimizde de aktardık. İşte Avrupa Birliği de başta Rusya olmak üzere enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için kolları sıvamış durumda. Yenilenebilir enerji yatırımları için 300 milyar avro kaynak ayrıldı. Fosil yakıtları yasaklayan yeni düzenlemeler de yolda. Avrupa Birliği, Rusya'nın en büyük gelir kaynağı olan fosil yakıtlara bağımlılığı sıfırlamayı hedefliyor. Avrupa Birliği Komisyonu 2027'ye kadar Rusya'dan enerji ithalatını bitirecek bir plan hazırladı. 300 milyar avro kaynak ayrılan yeni planın odağında yenilenebilir enerjiye yatırımları hızlandırmak var. Hedef yıllık 100 milyar avro tasarruf sağlamak. Kamu binalarında güneş panelleri kurulması öneriliyor. Bu konuda ilk adımı atan Belçika'nın Flaman bölgesi oldu. Hükümet 2025'ten sonra inşa edilen binalara doğalgaz bağlanmayacağını açıkladı. Kuzey Denizi'nde ortak rüzgar türbinleri kurmakta tedbirler arasında. Yeni benzin ve dizel yakıtlı araçların satışı da 2035'ten itibaren yasaklandı. ABD, Katar ve Azerbaycan gibi diğer tedarikçilerden yapılacak alımlarda tek bir müşteri gibi hareket edilecek. 10 milyar avroluk altyapı yatırımıyla üye ülkeler arasında enerji transferi sağlanacak.
Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlara hazırlanan AB, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının en büyük müşterisi konumuna gelen Fransa'yı ise tutarsızlıkla eleştiriyor. İsveç ve Finlandiya yıllarca tarafsızlık politikası benimsedi. İki ülke 18 Mayıs'ta ise bu kararlarından vazgeçerek NATO'ya resmi üyelik başvurusu yaptı. Haberimizin başında da Türkiye'nin bu konudaki şerhinden de bahsetmiştik. Peki ittifakın bu iki ülkenin üyeliğine sıcak bakmasının sebebi ne? Cevabı haberimizde. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle NATO'nun sınırları Rusya'ya dayanacak. Rusya ile NATO üyeleri arasındaki sınır hali hazırda 1207 kilometre. Finlandiya'nın üye olmasıyla bu iki katına çıkacak. Rusya ile kara sınırı olmamasına rağmen İsveç'te Baltık Denizi'nde oldukça güçlü. Amerikan Wall Street Journal gazetesinde İsveç ve Finlandiya, NATO'nun Kuzey Kutbu'nda Rusya'ya karşı koymasına yardım edecek başlıklı bir analiz yayımladı. Arthur Herman imzalı yazıda bu iki ülkenin üyeliğinin Moskova'nın kutup bölgesindeki egemenlik stratejisini frenlemek için bir fırsat sağlayacağı vurgulandı. Makalede Kuzey Buz Denizi'ndeki buzların iklim değişikliğinin etkisiyle 2035 yılından itibaren yaz mevsiminde eriyebileceğine dikkat çekildi. Bu da kutuplara sınırı olan aralarında ABD ve Rusya'nın da bulunduğu ülkeler arasında bir enerji yarışının başlaması anlamına geliyor. ABD Enerji Bakanlığı'nın 2009 raporuna göre Kuzey Kutbu'nda keşfedilen 60'a yakın petrol ve doğalgaz rezervinin 43'ü Rusya'da, 11'i Kanada'da, 6'sı ABD Alaska'da, 1'i Norveç'te. Buzların erimesiyle açılacak yeni deniz rotası da küresel ticaret için büyük öneme sahip olacak. Herman'a göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Kuzey Kutbu stratejisinde yavaş davranan ABD ve NATO'yu harekete geçirebilir. Finlandiya buz kıran gemi inşasında lider ülke. İsveç donanması ise kutup savunması için kritik rol oynayabilecek son derece etkili bir denizaltı filosuna sahip. Finlandiya ve İsveç'in de katılımı durumunda kutupta söz sahibi olan 8 ülkeden 7'si NATO üyesi olacak. Sayın seyirciler, bu yıl binlerce Rus milyonerin yurt dışına yerleşmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte 15 binden fazla milyonerin ülkeyi terk edebileceği belirtiliyor. Gidilecek ülkelerin başında ise Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Binlerce Rus milyoner gözünü yurt dışına çevirdi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 15 binden fazla zengin Rus'un bu sene içinde ülkeyi terk etmesi bekleniyor. Veriler Londra merkezli Henley & Partners firmasından geldi. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre varlıklı Ruslar 10 yıldır ülkeden istikrarlı bir şekilde ayrılıyor. Araştırma sonuçlarını yayımlayan gazete, milyonerlerin Ukrayna Savaşı nedeniyle Putin'e tepkilerinin arttığını, ülkeden ayrılmalarının altında da bu gerekçenin yattığını vurguladı. Rus milyonerlerin yerleşim için ilk tercihinin Birleşik Arap Emirlikleri olması bekleniyor. Önceki yıllarda daha çok ABD ve İngiltere'yi seçiyorlardı. Rapora göre Rus milyonerlerin yaklaşık 4000'inin Birleşik Arap Emirlikleri'ne, 3500'ünün Singapur'a, 2500'ünün ise İsrail'e taşınacağı tahmin ediliyor. Çok sayıda milyonerin rotasında Malta, Mauritius ve Monaco'da bulunuyor. Hint Okyanusu adası ülkesi Mauritius'un seçilmesinin nedeni ise önemli vergi indirimleri olması. Monaco'da gelir ve emlak vergisi almadığı için uzun zamandır dünyanın süper zenginlerini kendine çekiyor. Savaşın başından bu yana Rusya'ya karşı bazı yaptırımlar gerçekleştirildi demiştik. Bazı zincir restoranlar ve bazı sosyal medya kuruluşları da dahil olmak üzere Rusya'da bir üretim zincirine katılmayacaklarını söylemişlerdi. Bunlardan biri de hatırlayacaksınız, Amerikan yemek zinciri McDonald's'tı. Buradaki faaliyetlerini durduracağını açıklamıştı. Ancak şimdi buradaki bu kuruluşlar bir Rus iş insanına devredildi. Zincir restoranlara lezzetli nokta anlamına gelen Fukusna İtoçka adı verildi. Moskova'daki 15 şube bu isimle hizmete girerken hamburger içeriklerinin aynı kalacağı duyuruldu. I think that is recognition
Ukrayna'ya saldırıları sonrası batılı ülkeler Rusya'ya yaptırım kararları aldı. Yaptırımlar kapsamında yabancı şirketler birer birer Rusya pazarından çekildi. Bu şirketlerden biri de Amerikan hızlı servis restoran zinciri McDonald's'tı. Rus iş adamı Oleg Paroyev'e devredilen zincire ait restoranlar, lezzetli nokta anlamına gelen Fukusnayi Toçka adıyla açıldı. Restoranlardan 15 tanesi başkent Moskova'da hizmete girdi. Restoranları devlet teşviğiyle açan Paroyev, şube sayısının bu hafta içinde 100'e çıkacağını söyledi. Menülerde hamburger içerikleri, dondurmalar ve balıklı sandviçler aynı kalacak. Restoranlarda Rus yemek kültürünü yansıtan ürünler ve gıdalar müşterilerin hizmetine sunulacak. McDonald's bünyesinde çalışanlar da değişik pozisyonlarda yeniden istihdam edilecek. İtalya'dan çok canımızı yakan bir haber gelmişti değerli izleyiciler. Biliyorsunuz çok elim bir kazaydı. Bir helikopter kazasıydı. 4'ü Türk, 7 kişinin hayatını kaybettiği bu kazaya ilişkin kusurlu felaket ve adam öldürme iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gidiyordu. 9 Haziran'da havalandıktan bir süre sonra radardan kayboldu. 4'ü Türk, 7 kişiyi taşıyan helikopterin enkazı 2 gün sonra 1922 metre yükseklikteki Cusna Tepesi'nde bulundu. Kazadan kurtulan olmadı. Eczacıbaşı Holding çalışanı 4 Türk'ün yanı sıra bir İtalyan pilot ve 2 Lübnanlı yaşamını yitirdi. İtalya, 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmayı Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı yürütüyor. Bu kapsamda kusurlu felaket ve adam öldürme suçları araştırılacak. Helikopterin düştüğü bölgeye ekip gönderildi. Kazanın olduğu gün hava çok kötü olmasına rağmen helikopterin havalanması soruşturma kapsamında incelenecek. İddialar arasında helikopterde kara kutunun olmadığı, sinyal cihazının çalışmadığı da var. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Modena bölgesine götürüldü. Cenazelerin Türkiye'ye nakil tarihi henüz netlik kazanmadı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, meclisin gündeminde olan dezenformasyonla mücadele düzenlemesini değerlendirdi. Yalan haber tüm demokrasilerde suç olarak kabul edilir ve cezai işleme tabi tutulur dedi. Yeni düzenlemelerle daha özgürlükçü bir basın mecrası oluşturulacağını söyledi. Fahrettin Altun, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nin Medya Akademisi sertifika töreninde konuştu. Hiç kuşkusuz yalan haber ve dezenformasyonla kamu düzenini bozmak, kişilik haklarına saldırmak tüm demokrasilerde suç olarak kabul edilir ve cezai süreçlere tabidir. Bu doğrultuda hazırlanan bir kanun teklifi de bugünlerde meclisimizde malum haliniz görüşülüyor. Türkiye aleyhinde dezenformasyon yapan, yalan haber üreten kesimlerin rahatını bozan bu yasal düzenlemenin demokrasinin, basın özgürlüğünün, kişilik haklarının temellerini güçlendireceğine inanıyoruz. Yapılacak düzenlemelerle daha özgürlükçü bir basın mecrası, ifade hürriyetinin ve kişilik haklarının daha güçlü korunduğu bir medya iklimi yaratılacağını düşünüyoruz. Bu sene yüksek sayıda turist bekliyoruz diye her seferinde haberlerimizde de aktarıyorduk. Koronavirüs salgınının ardından kısıtlamaların da kalkmasıyla özgürce tatil yapmak isteyenlerin adresi elbette Türkiye oldu. Turizmin başkenti Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu geçti. Turizm başkenti Antalya'ya yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Antalya Valiliği'nden alınan